Vallahi tabut geldi arkadaşlar. Erman nerede arkadaşlar? Cenaze merasimi için hoş geldiniz. Acı kaybımız. Kiminin arkadaşı, kiminin kardeşi, kiminin oğlu, kiminin de hiçbir haltı olmayan Erhan Kaya'nın cenaze merasimi için hoş geldiniz. Eş, dost, akrabası olan tüm herkes evlenmek için şehit düşen Erhan Kaya'yı nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Bugün evlenen bu şahsiyete haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Kardeşimize bundan sonraki hayatında kullanması gereken araç ve gereçleri hediye ediyoruz. Lütfen hediyelerinizi sırayla takdim edin. Verenlerin temizlik malzemesi, süpürge, deterjan, oda parfümü lütfen. Oda parfümü önemli. Lütfen. Ya Domestos. Bu da var. Domestos da var. Şimdi hediyelerimizi bitirelim. Burada da kuyruk birikti. Ne kadar çok seveni varmış. Erkekler bir daha çöksün. Erkekler bir daha çöksün. Tüm sülalesi ve arkadaşları Erhan'ın yaptığı yanlışları affetsin. Amin. Bundan sonraki hayatında bu malzemelerle yaşayacak olan Erhan Kaya, sana mutluluklar diliyoruz. Eğer bir gün bu yanlışından dönmek istersen, biz kadın kardeşlerin her zamanki halı sahada içimiz buruk, kalbimiz kırık bir şekilde seni bekliyor olacağız. Allah rahmet eylesin. İkinci dış çekim oldu. Yapmadılar. Bu şaka nedeni yakın arkadaşlarımla ben şimdiye kadar çok uğraştım. Yakın arkadaş çevremizde en son evlenen kişi olarak onlarla da her düğünde, her evlenen kişiyle çok uğraştığım için onlar da benim kendi düğünümde bana böyle bu şekilde büyük bir şaka yaptılar. Aslında ben bir şey bekliyordum ama olayın bu kadar büyük, bu kadar profesyonelce ve bu kadar ciddi hazırlanacağını düşünmemiştim. Tabii düğün salonundaki misafirlerimiz de bayağı bir şok oldu. Ama çok güzeldi, çok eğlendik, çok güldük yani. Herkes de bayağı güldü yani. Kendi tabutunu görmek nasıl bir duygu? Kendi tabutumu görmek... Ya ben tabuttan daha çok imam kılığına giren arkadaşıma çok güldüm. Ya onu bu kadar takkeyi takmış, cepkenleri giymiş gelmiş. Bu şekilde karşımıza çıkması, özel bir metin hazırlamışlar. Tabutun içinden bir de benim en yakın arkadaşım çıktı. O daha da komikti yani. Onlar ne? Bir şeyler de çıktı. Başka şeyler de çıktı herhalde. Ve temizlik malzemeleri falan çıkarmışlar işte. Onları bize takdim ettiler orada. Çok eğlenceliydi ya. Çok komikti yani. Evet. Şaka o kadar büyüktü ki ya da o kadar iyi hazırlanmışlardı ki benden helallik istediler kendi düğünümde. Yani hakkınızı helal eder misiniz dediler. Tabut ortada duruyor. Biz kenarda gülüyoruz. Ettin mi kendine helal? Ettim. Ben de hakkımı helal ettim. Aynen. Ben biraz çok içindeydim. Yani çok ne olduğunu yani şey yapamam, idrak edemedim bir an. Yanımda eşim var ama tabut geliyor. İçinde bir de arkadaşı çıkınca daha çok şey olduk. Cübbeli olan zaten bir ayrı komikti. Yani gülme krizine falan girdik. Temizlik malzemeleri çıkınca neyse. Aynen dedim ki eşim bana yardımcı olacak her zaman diye düşünüyorum artık.